İyiyiz, teşekkür ederiz. Emekliye maaşına protesto ediyoruz. Bu maaşla emeklileri sen öl diyorlar. Emeklileri bu ülkede primlerini ödediler, görevlerini yaptılar. Türkiye emeklilerine bakmak mecburiyetindedir. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hemşerim. Hemen zaten beyefendiye soracağım. Hemşerim. Merhaba beyefendi, ne düşünüyorsun? Açlık sınırında mahkum ettiler. Yazıklar olsun. Ne diyeceğiz? Ne kadar olmalıydı sizce? Asgari geçim indirimi nedir? 17 Asgari geçim indirimi. Asgari olması herhalde. Olması evet, gerekiyordu. Eyvallah, evet. Rica ederim. Bütün sebep bu. Yaramaz millete, bozuk millete, bozuk lider verir. Anladın mı? Allah-u Teala bozuk millete, bozuk lider verir. Bu işte yani. Hala oy veriyoruz ya. Kadın görmüyor musun? Ben diyor Tayyip'in diyor şey olayım diyor, kıl olayım diyor. Böyle bir millet var mı ya? Türkiye emeklilerine bakmak mecburiyetinde de. Sadakaya ihtiyacımız yok. 30 yıl çalıştım ya. Öngörülen hayat bu yani. Korkunç bir şey. Ne düşünüyorsun efendim bir emekli olarak? Ben çok üzgünüm. Bu noktalara gelmekten çok üzgünüm yani. Çok üzgünüm. Ne kadar olmalıydı sizce? En az iki kat olmalı. En az bence. En az. Teşekkür. Abi emekli maaşları 7500 liradan 10 bin lira oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Bence 10 bin lira çok, daha az verilsin. Çünkü biz buna müstahakız. Ne kadar az olsun mesela? Mesela şöyle, pazara çıktığımızdaki domatese gelen zam, portakala gelen zam kadar yapılmalıydı. 10 bin lira yani bize çok. Eyvallah. O yüzden alerji yapıyor. Daha az olması bizi daha huzurlu olacak. Çünkü açlığa biat edersek makarnaya oy atacağız. Siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Valla emekli maaşı yeterli bir maaş değil. En azından bir emeklinin 40 bin lira olması gerekir. Bir ev kirası 20 binse bunu siz düşünün. Bu insanlar ne yiyecekler, ne içecekler? Ona göre düşünmek gerekir. Siz de çok madem, o kadar olmaz. Olmaz ama, az bile. 40 bin lira az bile. Halk zaten bakıyor. Kaç yıldan beri bakıyor? Atatürk öldükten beri halk sırf onlara bakıyor. Yeter artık. Halk tamam. Buna yeter demesi gerekiyor. Onlar bizim başımızın tacı. Öyle onlar şey benim başımın tacı değil. Halk ayaklanmalı. Halk uyanmalı. Halk sokağa dökülmeli. Hakkını aramalı. Ben buradayım demeli. Eyvallah. Süpersin. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Vallahi ne diyeyim ki? Bozur bozur harca. O milleti yani özlemek terk ediyorlar resmen yani. İnsanlar hiç düşünmüyorlar yani hükümetin düşünmesi lazım emekliye, işçiye, memura %49.25 verdi. Aynı oranda ayrımcılık yapmaması lazımdı. Onlar da aynı marketten yani, alışveriş yapıyor. Aynen. Ekmeği aynı yerden alıyorlar, marketi aynı yerden peynir görüyorlar. Peynir, bir kalıp peynir olmuş 300 lira ya. Bir kalıp peynirin maliyeti ne ki 300 lira olsun yani. İnsanların alım gücü kalmamış abicim. Emekli onun için vermesi lazım. Onun için ya bakıyorum bizim Avrupa'nın emeklisine bakıyorum. Günlük Gülistanlık bir maaşıyla geliyor burada Türkiye'de benim ülkemde güzel tatil yapıyor. Benim emeklim sürünüyor resmen tabutun içine, mezar içine koyuyorlar yani. Olmaz. Bence olmaz. Yani hükümetin bunu bir an önce düzeltmesi lazım. Emekli en azından Seyyan'ın Devlet Bahçeli dediği gibi Seyyan'ın 8077 lirada işçi emekliler, SSK ve Bağkur emeklilerine verilmesi şart. Yani en azından asker ücret ayarına getirmeleri lazım abi. Yani hayat şartları zor. İnsanlar yani geçim sıkıntısını çok yaşıyor yani. Onun için hükümetimizden bir an önce bunu düzeltmelerini istiyoruz en kısa zamanda. Eyvallah. Sağ ol. Herkes diyor ki memur maaşlarıyla emekli maaşlarının zammı aynı olsun. Olamaz abi. Geçmişe bak, memurdan kesilen şeylerle maaşından kesilen %15 ise memurdan kesilen %35. %20'lik fark var. Şimdi emekli olunca nasıl bu adamlar aynı maaşı alsın ki? Memurun sendikası olduğu için o kadar fazla aldı. Tamam da sonuçta aldılar yani. 3 ayda bir ikramiye almayı biliyorlardı. Şimdi gelince neden bizim şeyimiz zammımız daha az? Az olacak tabii. Memur 3 maaşla bir ikramiye almadı ki. Bence tamamen yani orantılı, adaletli bir şey bu. Peki emekli bu
kadar maaş olması yeterli mi sence? Hayır, maaşlar kesinlikle yeterli değil. Enflasyon da çok fazla. Onu soruyorum. Ama memur zammıyla işçi emeklisi zammı aynı olamaz. Sen açıyorsun kolyeyi. Ya asgari ücret de az. Zaten çok kötü bir ekonomide yaşıyoruz ama olamaz yani. Memurla işçi emeklisinin zammı aynı olamaz. Eyvallah. Evet abi. Gel babacığım. Ben şunu söyleyeyim. Nereden seyredeceğim? Nereden seyredeceğim? Herkes isyan ediyor. İsyan etmeyen kimse yok. Ya önünde sandık var. Kopar kafasını, olay bitsin, bu kadar basit. Eyvallah. Hiç kimse demiyor. Şu olmadı, bu olmadı. Bir şey olduğu zaman ne diyor? Benden alsın, Tayyip'e versin. Ya önünde sandık var. Bir kere atmayı ver, ölmezsin. Verme Tayyip'e, bu kadar basit. Tayyip de rahat, nasılsa diyor kazanıyorum, nasılsa canlarını veriyorlar. Verme, bolsun bitsin. Önünde sandık var. Atma oyunu Tayyip'e, güle güle, bu kadar basit. Eyvallah baba, tamam, teşekkür ederim. 10 bin lira oldu, nasıl düşünüyorsunuz? Vallahi çok, çok iyi oldu, çok verdi. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Bozdur bozdur harca. Yani çok iyi. Daha, nereye kadar böyle? Bakalım nereye kadar gidecek? İnsanlar artması zaten sıkıntı. Evet. Yani, evet, daha kötüye gidiyor. Evet, evet. Yani bu 20 senedir mikrofon uzattıysam kimse memnun değil. Evet. 20 sene yani insanı, kanını kuruttular. Ablacığım bak, uzaktan konuşmayacaksın. Gel buraya konuşacaksın. İnsanlar düşünsün, bundan sonra ona göre oy versinler. Eyvallah. Evet, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Yine sokaklardayım. Emekli maaşları biliyorsunuz 7,5 liradan 10 bin liraya yükseldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeter miydi sizce? Ne kadar olmalıydı? Türkiye'deki emeklilere 7500 lira bile fazla. Fazla para verdikçe kafasını sorgulamayan bir yapıya sahip oluyor. Az para vereceksin, sorgulasın. Sorgulamayan bir emekli kesimi var. Teşekkür ederim. Olmalıydı. Ya Türkiye şartlarında normalde bir emeklinin açlık sınırının, yoksulluk sınırının belli olduğu bir yerde en az emekli maaşının 25 bin liradan aşağı olmaması gerekir. Ama Türkiye'deki emekliler, bugün 15 milyon Türkiye'de emekli var. Bu emeklilerin çoğunluğu sorgulamayan, şükreden bir zihniyete sahip. Bakın, böyle bir yapıda ne kadar çok maaş verirseniz sorgulamayan bir kesim çıkıyor meydana. Benim kendi kanaatim, ne kadar az verirsen bu insanlar sorgulamaya başlar. Bu kadar. Diyeceğim bunlar. Ben de emekliyim. Ben de emekliyim. Çünkü hiç sorgulamayan bir kesim var. Her şeye şükreden bir kesim var. Onun için ne kadar fazla maaş verdiği zaman ense yapıp yatacak, sorgulamayacak. Toplumun sorunlarına duyarsız kalacak. Tepki vermeyecek. Ben bilirsem verdiğinizde konuşmam bir daha. Kaç para alacaksın sen? 7,5 lira verdi bize. Evet. O da ev kirası kaç? 8 veriyor. Geriye ne vereceğiz? Mi alıyordun maaş? Evet. Şimdi 10 bin lira oldu. Elektrik suyunu neden ödeyek? Vallahi. Doğalgazı neden ödeyek? Kendimize ip mi daha? Bırakın ya. Ay. Teyzem, gördünüz mü bak nasıl isyan ediyor? Allah bereket versin. Kiralar da 12 bin lira, 13 bin lira. Çok iyi. Güzel güzel yaşıyoruz. Allah belalarını versin. Bu kadar. Ne kadar olmalıydı sorusu. Şeyden dolayı değil. Şimdi İstanbul'da açlık skalası şu an sınırı 12 bin lira 900 tarzı bir şey. Ve bu kadar açlık sınırı buyken zaten emeklilere verdiğiniz 10 bin lira emeklilerin kirasına, yemeğine, elektriğine, suyuna hiçbir şeyine yetmiyor ne yazık ki. Ama bunu sağlayacak olan da halk olduğu için İzmir böyle. Biz İzmirliler her zaman böyle düşünürüz zaten. Ama bunu biraz daha Türkiye'ye yayabilmek için insanların Egenet TV'yi izleyip bilinçlenmesi ve bu şekilde de bütün halkın aslında bilinçlenmesi gerekiyor. Yani buradaki bütün halk zaten aynı şeyden rahatsız. Sadece dile getirme şeklimiz yanlış. Eyvallah. Bravo. 13 yaşındayım, ben bu Türkiye'den bıkmışım. Neden eski abi? Zamanları düşünün abim. Şimdiki zamanı düşünün hangisi? Eski zamanlar. Ben bu Türkiye'den çıkıp yurt dışına çıkmak istiyorum mesela abim. Yurt dışında bir yürü falan. Hepsi daha iyi abim mesela. Yapma ya. Vallahi abim ya. Ben bu Türkiye'den bıkmışım abim. Ya bu yaşta nasıl bıktın abi sen ya? Vallahi ben şubalı. Bir döner, bir sakız biliyor almış 2 lira, 3 lira. Hangisi?
eski zamanlara dair mesela abim. Bir döner yemeye gidiyorum abim, bir döner almış 100-150-200 lira mesela abim. Doğru değil mi abim yani? Görüşürüz abim. Bir önce bir algılayayım. Abi emekli maaşlarıyla ilgili soruyorum. Emekli maaşları hiç sorma, 10 bin lira yaptı. Evet abi, gitme abi dur. Söyle abi, yeter mi? Yetmiyor, 10 bin lira yaptı. Evet. Bir de şöyle ben açık net konuşan bir insanım. Şöyle söyleyeyim. 5 puan da benden der gibi, böyle dalga geçer gibi 5 puan da benden dedi, sanki kendi cebinden verecekmiş gibi. Ne yazık ki çok kötü bir durum. Yani 10 bin lira yani bugün emeklinin. Ama emekli, ben şuna inanıyorum, yerel seçimde emekli bunun cevabını verecektir. Verir mi abi? Verir. Eğer kendisini bilen bir insan, bakın ben burada 22 yıldır sanatçıyım. Halkın sanatçısıyım. Kendisini bilen bir insan bu yerel seçimde bunun dersini verecektir. 10 bin liraki maaş hiç kimseye yetmez. Hele hele şu zamanda, şu pahalılıkta yani diyecek bir şey yok. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cümle üzerine gidiyorum. Emekli sandıkta bunun cevabını vermeyecektir. Çünkü bazı emekliler tek emekli maaşına mahkum. Bir de ikinci, üçüncü işi yapan emekliler var. Onlar hiçbir zaman muhalefet teşkil etmez. Çünkü tuzları kurudur. Düzen bozulmasın diye daima iktidara verecektir. Ama 16 milyon emekli olduğu söyleniyor. Bunun 10 milyonu bir kere vermiyor yani. 6-7 milyon kadarı falan veriyordur. Bu da yeterli olmuyor. Bir de işte Afgan'dı, mülteciydi, Suriyeliydi derken o 2,5-3 milyonluk fark sürekli korunuyor. Yani mahalli seçimlerde ne olur tam bilemem ama genel seçimlerde bu sistemde emekliden büyük bir oy gelmiyor. Acı çekmelerine rağmen şimdi bu sokak röportajlarını hep dinliyoruz. Hep ağlanıyor ama bakıyorsun oya yansımıyor. Neden yansımıyor? Demin dediğim gibi adam ikinci, üçüncü maaşı varsa o emeklinin. Şimdi niye düzeni bozulsun? Tuzu kuru adamın. Adam çünkü 30-40 milyarı buluyor bu sayı herifin maaşı. O 10 bin liraya talim etmiyor çünkü. Sorun bence temelinde bu. Yani bunun dışında bir de şu var. Devlet şimdi açlık ve yoksulluk sınırı açıklıyor. Açlık sınırıyla niye ölçülüyoruz ki biz? Yoksulluk sınırıyla bile ölçülünmez. Yoksul kelimesi bile çok çirkin. Ama velev ki yoksulluk sınırı bile alınsa 48-49 bin lira. Demek ki bu insanlara en azından 48-49 bin vermen lazım. Bir yandan hem yoksulluk sınırı 50 bin liraya yakın bir rakam söylüyorsun. Her ay bunu açıklıyorsun. Bir de ondan sonra 10 bin lira mı verelim, 11 bin mi verelim ve dilenci sadakası gibi böyle insanlarla oyun oynanıyor. Bir ama tabii, biraz da müstahak olunuyor bu. Aynen. Bir de TÜİK tabii özellikle enflasyonu düşük gösteriyor. Düşük gösteriyor. Bu oyunlar belli. Maaşlara ona göre yansıyacak. Bunlar ama 21-22 yıldır belli. Niye aynen sandığa yansımıyor? Sandığa yansımamanın nedeni bir kesim bana adam sendeci davranıyor. Bana ne diyor? İşim benim şimdi düzenim bozulmasın diyor. Ötekisi ağlıyor. Ağladığıyla kalıyor. Yani %48 sürekli ağlamaya mahkum kalıyor yani. Bence. Başka tamam, diyeceğim çok teşekkür ederim. Abi şimdi hani emekli maaşının tabii ki de artması, hani baskı sayısı artacağı için tabii ki de kötü oldu ama şimdi zaten şu anda bile hani bu maaş bile emeklerin geçinmesi için yeterli değil. Hani sen onu şimdi kirasız oturanlar var, bir de ayrıyetten doğalgaz olsun, işte elektrik parası olsun falan filan o şeyle karşılayanlar da var. Şimdi zaten emekli kirada oturuyorsa 8,5-8 lira gitti zaten. Elektrik, su, onlar falan filan zaten gitti. Kalıyor, emeklinin parasının hiçbir şey kalmıyor, hiçbir şekilde kalmıyor. Hiçbir şeyini çıkaramıyor. Şimdi bunu dile getiremiyorlar. Bir taraf korktuğu için getiremiyor. Bir taraf da işte nasıl söyleyeyim, getirmek istiyor ama getirmiyor. Düzen bozulmasın istiyor. Yani abi sandıkta da tepki göstermek istesen gösteremezsin. Çünkü zaten Türkiye'den daha fazla, şu an Türkiye'de Türkiye'den daha fazla insan var burada oyunu gösterip sandığını kullanabilecek. Yani bilmiyorum. Teşekkür ederim. Egenet TV'den. Bilmiyorum abi, sen biliyorsun. Onlar kendi aç karnında ölecekler. Kenara gel. Kendisi %85, millete %5. Bu millet ona gece gündüz küfür ediyor. Hadi ya. Onun için ben diyorum ki ne kadar az alırsa tepki versin. O kadar tepki verir, o kadar sorgulamaya başlar sistemi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.